yaban mersini. Herkesin sevdiği lezzetli, güzel bir meyve. Bunun birleşiminde antosiyanidinler. Fakat son yapılan araştırmalarda çok özel bir antioksidan madde bulundu. Pteroostelbin denen bir etken madde. Aslında yaban mersini göz için. Biz bunun kapsülünü ürettik göz için. Yaban mersini ürettik. Fakat birleşiminde bulunan yine bu etken madde Pteroostelbin beyin fonksiyonlarında muazzam etkilere sahip. O nedenle alfa GPC beyinle ilgili üretmiş olduğumuz üründe bunu da ekstraktına kattık. Alfa GPC nedir? Alfa GPC alfa glizerili fosforil kolin. Alfa glizerili fosforil kolin. Alman ilim adamı Otto Loewi araştırmalar yapıyor. Alfa GPC ile ilgili tabii ki bir sonuç yok. Sürekli laboratuvarda bir çözüm üretemiyor. Rüyasında alfa GPC'yi görüyor. Kalkıyor, yazıyor. Unutuyor. Çok üzülüyor. Bir gün sonra aynı rüya görünce hemen yazıyor, çiziyor, gidiyor laboratuvara deniyor. Alfa GPC'yi buluyor. Ve bu buluşundan dolayı 1936 ya kaç yıl, 90 yıl önce tıp Nobel ödülü alıyor. Ne işe yarıyor? Alfa glizeril fosforil kolin. Kısaltılması alfa GPC. Açılımı alfa glizeril fosforil kolin. Alfa glizeril fosforil kolin. Glizeril fosforil kolinin kısaltılması alfa GPC. Bu beyindeki sinir hücrelerinin oluşumuna, değişimine, dönüşümüne, yenilenmesine olan tahribatı önlemeye kolinin ham maddesi. Kolin sinir hücrelerini birbirine bağlayan aksonların etrafındaki miyelin tabakasını tamir eder. Kolin sinir hücrelerinin etrafındaki membranı yeniler. Zarı. Yani beyin için, sinir sistemi için kolin çok çok önemli. Alfa glizeril fosforil kolinin bir diğer özelliği asetil kolin üretimini sağlar. Asetil kolinin ham maddesi. Asetil kolin ise bellek, hafıza ile ilgili. Bu aynı drone gibi. Drone'la nasıl haberleşim sağlıyorsunuz? Bu da internet şebekesi gibi beynin komutlarını, nörotransmitte oraya buraya şuraya bilgi taşıyor. Bellekten, bilinçaltından hücrelere komut veriyor. Şunu yap, bunu yap, onu yap vesaire. İşte bu yaban mersinin